Hacı babacığım. Efendim. Selamlar efendim. Ha, aleyküm selam, Ya hoş çok geldin. özledim seni. Efendim? Çok özledim seni. Beni. Evet. Bu konuda ciddi olduğundan emin misin? İnan şu bir haftanın nasıl geçtiğini yani bir bana sor. Zaten bir ben bilirim. Başka kim bilecek? Yani Allah zaten bilir de. Ya hacı babacığım, her geldiğimde senden öğrendiklerimi hafta içi işe gittiğimde, ya o kadar yani insanları da faydalandırıyorum ve hep şu söz aklıma geliyor. Bak bir mum başka mumu yakmakla ışığından bir şey kaybeder mi? Efendim ben bir sükunet içinde çalışmayı istirham ediyorum. Ya gerekiyor mu bu adamcağızın bu programda bulunması ya? Ama bugün ayrıyetten İşim çok var, gücüm var sevindim. benim. Bak hiç umurumda değil. Öyle Seni mi? kimle ne konuştuğun. Bak hiç Anladım, umursamıyorum. anladım. Peki, yapacak bir şey yok o zaman yani. Tamam, peki katlanacağız. Başka çare yok. Evet, teşekkür ederim. Hacı babacığım bak bugün çok güzel bizim kültür annelerin bak Orta Doğu, Merkez, Evet. Profesör Doktor Fuat Sezgin beyefendi. Üstadımız. Piri Reis asıl üstadımız burada. Yani. Dur Yazmışsın. canım, işte bir başka bir şey. Bunları ben mi yazmışım buraya? Sen yazmışsın herhalde Ha, bunları ben çalışırken. kendim için yazmışım canım. Çalışırken evet not Bir şey almışsın diyeceğim. farkında. Bir paket geldi. İçinden sana ait bir şey çıktı. Yani senin için yapılmış bir şey çıktı. Bunu sana veriyorum. Bunu buradan uzanıp alıver lütfen. Bu senindir. Benimle ilgili bir şey yok. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Yüksek uçuş derin dalış kalemi ve ismim yazıyor. Efendim? Bak yüksek ve ismim yazıyor. Ve yüksek uçuş derin dalış kalemi. Sana hediye yapmışlar. Hediye göndermişler. Evet, çok iyi Allah'ım. etmişler. Evet. Çok güzel. Anla, anla programın Ne kimin kadar yaptığını. seviliyorum bak. Anla bak ne kadar yani. Evet. Bunları yazışımın sebebi Allah selamet versin. Fuat Sezgin hocamız çok uzun yıllardır, çok uzun yıllardır büyük bir emek harcayarak haritalar üzerinde çalışıyor ve onun biliyorsun İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi diye bir çalışması var. Aa onu biliyorum. Evet, o Evet. önce Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'nde Almanya'daydı. şey ama şimdi onun birebir aşağı yukarı aynı İstanbul'da şu anda Gülhane Parkı'nda. Ay mutlaka gitmek lazımdı. Kesinlikle gitmek lazım. Fuat Hoca'nın en önemli çalışmalarından biridir bu. Yani İslam medeniyetinin insanlığa olan bilim ve teknoloji açısından katkıları ve onun için de haritalara çok önem veriyor. Peki ben de açıkçası buraya gelirken işte artık bildiğimiz yollarda dahi yani yolu biliyorum aşağı yukarı tahmin ediyorum. İşte artık o cep telefonlarında, tabletlerde, navigasyonlarda oraya yazıyorsun. Artık o seni nereye götürürse getiriyor. Böyle önüne bir harita çıkıyor. Öyle onunla be. Halbuki aşağı yukarı da biliyorsun yani. Çünkü bundan 2 sene önce onlar yoktu zaten hayatımızda. Özgüvenini mi kaybettin? Ne oldu bilmiyorum. Ama yani ister istemez bildiğim yola dahi ne olur ne olmaz diye onu giriyorsun E yani. aslında çok kötü bir şey de değil. Yani aslında eğer sana trafik yoğunluğu açısından filan bir kolaylık Tabii. sağlıyorsa öyle mi? Tabii, onu da Bildiğim sağlıyor. kadarıyla öyle bir şey Tabii var. yani eğer orada trafik yoğunsa diyor ki bu arkadan gitmen gerekir diyor. Evet, iyi bir şey tabii. Bu anlamda iyi bir şey ama insanın içinde hareket ettiği, şimdi daha geniş anlamda söylersek insanın içinde hareket ettiği coğrafyayla olan doğal bağını kopartıyor. Evet. Benim kanaatim o ki korkarım yani bundan. Bir gün gelecek ev içi navigasyon aplikasyonları verecekler. 3 adım sağa o, yürü oradan sağa dön mutfak filan diye. İnsanlar artık navigasyona bakmadan evlerin içinde bile yollarını bulamayacaklar diye Öyle bir korkuyorum. ben de çok korkuyorum. Yani bu Firavun'un aptallaştırma metotlarından biri olduğu kanaatindeyim ama bu haritaların değerini azaltmaz. İnsan ilk zamandan beri, ilk kafası basmaya başladığı zamandan beri bir yere gitmişse eğer bir başkası da oraya rahat gidebilsin diye. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmek diye bir şey vardır, bir Evet, deyiş evet, vardır. evet, Yani evet. adam gitmiş bulmuş işte, şimdi oturup da yeniden keşfetmenin bir anlamı var mı? Yani bu zaman kaybı, enerji kaybı filan. Daima böyle ilk başta böyle kroki gibi gayet ilkel şeyler çizmişler. Yani işte mesela av sahasını gösterecek. Yani oraya gitmen için falan diye böyle bir şeyler yapmışlar. Harita öyle başlıyor. Yani ilk şeyleriyle öyle başlıyor. Basit, son derece kolay ama giderek iş büyümeye başlıyor. Ve harita ilk başta çok basit bir teknik bir konuyken, yani çok ferdi, bireysel bir şeyken
giderek siyasileşmeye başlıyor. Allah yani Allah. Devletler tabii devletler sınırlarını göstermeye başlıyor falan filan. Ancak. Tabii haritanın piri yani bak Piri reis yani onun yaptığı bir Akdeniz Doğu Akdeniz haritası vardır ki yani dünyada en büyük tartışmalara yol açmış. Çünkü bu haritanın nasıl yapılabilirliğini ilk başta şey zannediyorlardı işte eksik yaptı, yanlış yaptı, yamuk gösterdi falan filan. Ama yani zannediyorum ki yanlış hatırlamıyorsam İskenderiye üzerinde konuşlandırılmış bir uydudan bir fotoğraf çekilse aynı o haritaya oturuyor. Yani böyle inanılacak bir şey. Tabii buradan da bir takım acayip şeyler çıkar ama Piri Reis'in çok ciddi haritalar yaptığı. Kitab-ı Bahriye'de mesela onun Bahriye kitabı vardır onun denizcilik kitabı. Orada sen meraklısın ya denizcilik. Tabii onu şimdi yemek, onu söyleyeceğim. Ha, onu yemek lazım o kitabı. Çünkü bütün Ege, Akdeniz adalarındaki bütün limanları en küçük ayrıntılarına kadar anlatır. Fırtına çıktığı zaman bir yere sığınacaksın. Tabii. Tekneye ortada kalamazsın. Nasıl gireceksin? Kayalıklar var mı? Orası iyi korunaklı mıdır filan? Ve o limanın yanı sıra o işin, tabii işin içine ekonomi de giriyor. Orada yaşayan insanların sosyolojisi de giriyor. Toplum da giriyor. Yani sen gemimi kurtaracağım diye vahşilerin arasına düşüp de ölmenin bir anlamı yok. Yani bu hani bir söz vardır. Yağmurdan kaçıp doluya tutulmak diye. Çok önemli bir şey. Ama müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani o zaman ben, hani harita demek harita işte tamam çiz öyle bir şey değil yok, tabii. Yok. Şimdi bak ama haritanın tabii her şeyde olduğu gibi insanlarda bir de bir ideolojik bir tarafı var. İdeolojik tarafı. Hani böyle atlas falan alırdık ya ilk Bektep'ten itibaren. Hatırlıyorum. Ha? Kırmızı kaplı büyük boy. Böyle bir de kuşa kağıdıydı onlar. Tabii. Ay güzel. Çok güzeldi bir de, ama bir de tarih atlası diye bir atlas vardı. Onlar hala var mı bilmiyorum. Tarih atlası diye. Yani orada sadece tarihi olayları harita üzerinde gösteriyor. Yani harita sadece coğrafyayla ilgili bir şey değil ki. Tabii. Yani dağları, nehirleri, gölleri, denizleri falan göstermesi açısından değil. Bir de olayları göstermek için de diyelim ki bir toplum bir yerden bir yere göç etmiş o göç haritaları bilmem neleri falan vardır. Nereden tabii sınırların gibi. Değişmesi falan mı? Sınırların değişmesi falan da var. Ancak genelde böyle bir Avrupa kıtasına baktığın zaman Avrupa kıtası merkeze alınmıştır. Bak oraya merkez diye yazdım. Evet. Merkeze alınmıştır ve olduğundan daha büyük gözükür haritalarda. Allah Allah. Tabii olduğundan daha büyük gözüküyor. Çünkü merkezde. Merkezde. Ortaya koymuş onu. Diğer bütün ülkeler Avrupa'nın yanı sıra yer alan bir takım yerler yani. Esas dünyayı Avrupa. Ama işte Greenwich oradan geçiyor ya. Hani Greenwich niye Greenwich'i sen niye karar verdin yani diyelim ki niye Greenwich? Niye başka bir meridyen değil? Şimdi oradan geçiyor. Orta. O zaman mesela Orta Doğu'yu da o yüzden mi yazdı? Orası merkez. Şimdi, yani merkezin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı. Heh. Hadi kuzey, güney her yerde aynı olacak zaten aşağı yukarı. Nispi olarak evet. Yani mesela bazı şeyler haritaların yapısından dolayı ne bileyim işte Grönland aslında Avustralya'dan Avustralya adasından daha büyük olmasına rağmen daha küçük gibi gözüküyor filan böyle bir takım şeyler yani. O önemli değil. Merkez önemli. Merkez. Şimdi merkez şu. Harita senin zihnini de şekillendiriyor ve sen haritadan hareket ederek kendine bakmaya başlıyorsun. Mesela bak buraya yazdım bu çok önemli bence bu. Orta Doğu. Biz kendi coğrafyamızdan, biz başkası değil ha, biz kendi coğrafyamızdan Orta Doğu diye bahsediyoruz. Niye? Niye bizim coğrafyamız Orta Doğu? Niye? Demek ki merkezin doğusunun ortası. Evet, merkezin doğusu diyelim ki Hindistan, Çin ve ilahir. Orası Doğu. Burası da Orta Doğu. Yani yakın Doğu, Orta Doğu filan. Ama biz burada yaşıyoruz. Burası niye bize göre Orta Doğu? O zaman burası bize göre merkez burası. Merkez abi. Burası. Bizim coğrafyamız burası. Peki ben de şurayı bir açsam. Açtım. Bunun içi boş. Burada meyveler vardı, ananaslar, Hindistan cevizleri bilmem neler. Ha sen acıktın. Yani böyle bir şey boş tencereyi buraya koymuşsun arkadaş. Efendim, şu dünyaya da bir uzanayım da. Hayır yok bir şey yok bir şey. Ben dünyaya. Gereken cevabı veririm. Tamam kusura bakmayın rahatsız ettim özür dilerim. Oraya boş bir şey koymadım. Boş bir şey yoktur. Onun içinde hava var en azından. Anlatabiliyor muyum? Yağcı babacığım sen de iyiliğin doldurmadığı yeri kötülük doldurur ama. Yani orada iyi bir yemek olsaydı. Doğru.
Doğru. Boş bir şey yok. Hayır, o da yemeğe de gerek yok. Çünkü burası bir lokanta değil. Biz burada yemek yemek için bir araya gelmiyoruz. Müsaade edersen seninle bir şey konuşuyorum. Çok özür dilerim. Bir an aklım yemeğe gitti. Özür dilerim. Evet. Evet. Aklın yemekten uzaklaşıyor Avrupa mu? Avrupa medeniyeti merkez dedin. Orta bak. Kendini halbuki, merkeze almış. Halbuki orta olacak olsaydı bir yer şuralar falan olmalıydı. Kime göre yani orta ya o? Merkez... Dünyaya göre. Dünya şimdi böyle ya. Yuvarlak neresi merkez bunun? Tam işte yani hani yani sonuçta şu ortanın. Yani neyin ortası? Dünyanın ortası işte. Dünyanın ortası şey eksen geçen. Ama öyle kabul et onu. O da eğri duruyor zaten. İşte onu demek istiyorum. Bence orta bence bu yatay bir eğri olmalıydı. O evet. Da şuralarda falan olmalı. Yani dünyanın orta. Peki hadi zaten tamam. Çünkü dakikalar da bu meridyenden hesaplanıyor. Bir şeyler evet. Bunlardan. Kime falan. Göre neye göre uzak. Şimdi şurada bir ülke olabilirdi. Yani hem böyle kessin. Tamam mı? Hem de şöyle kessin. Mesela ne bileyim işte Brezilya'nın bilmem neresi, Kolombiya'nın altı falan olabilir. Veya işte Afrika'nın bu Uganda, Muganda bu bölge işte burası. Evet. Buralar falan olmalıydı yani. Niye olmalıydı? Ya şimdi burası böyle değil mi? Olması gerekmiyor ki. Herkes kendi merkezinden bakıyor dünyaya. Ama işte o zaman da ortalık karışır. Hadi niye ortalık karışır? Şimdi o bu merkez benim diyecek. O diyecek benim merkez. Bu tamam herkes kendi merkezinden bakıyor. Sen kendi merkezinden bakmıyor musun hayata? Peki dünya genel saatlerini kimin merkezinden bakıyor? O başka bir şey. O ortak bir karar alınan bir ortak karar. Denir ki biz şu saatleri kullanacağız. Saatleri konuşmadık mı canım? Konuşmadıysak konuşalım canım. Ama onu atladık çünkü o mesela GMT dedikleri işte Greenwich. Ne efendim ne dedikleri? GMT özür dilerim. GMT ama. Türk alfabesinde G harfi yok. Yok. M harfi de yok. T harfi de yok. O peki GMT neydi? Greenwich GMT. Mobile Time mı? Bilmiyorum. Öyle ben, yok, ilgimi çekmiyor olmaz. Benim. Alakadar da yani değilim. Greenwich'e göre mesela artı 2'deyiz biz. Şimdi şu koskocaman dünya bak Avrupa şurası. Hı. Bak Avrupa zaten Türkiye'nin de bir kısmı Avrupa'da aslında. Yani bize, Avrupa kıtasında yani, Avrupa'nın doğu yani şu bölge bak biz zaten şu yuvarlağın içindeyiz. Bak koskoca dünyaya göre aslında biz de merkezdeyiz yani. Hani genel kabulle. Onların kabulüne göre mi? Ama merkez sayılır yani. Bize Orta Doğu ülkesi diyorlar. Yani o diyor ki Orta Doğu böyle böyledir. Hayır. Benim merkez coğrafyam, benim bulunduğum kendi coğrafyamdan hareket ederek bakacaksın. Tabii. Oradan baktığın anda o coğrafya ya sen karar vermeye başlıyorsun. Karar merkezi kaymaya başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Zihinsel bir kayma. Onun için haritalar çok önemli. Çok önemli ya. Zihinsel kaymalar oluşturuyorlar. Tabii haritaları kimin yaptığı da demek ki o kadar önemli yani. Tabii tabii haritaları kim çiziyor, neye göre çiziyor, neyi merkeze alıyor, neyi nasıl belirliyor, adını nasıl koyuyor. Tabii bir de haritalarda bir de şeyler var yani sosyal veriler var, sınırlar var, bilmem neler var. Bütün bunları kim belirliyor? Tabii. Değil fakat mi? Yani bence o zaman bütün insanlık hali yani şimdi 7 milyar insan var 2 milyar Müslüman. Yani evet. Bence mesela şu Atlantis en büyük denizin ortası olması lazım. Orta. Şey diyorsun kamusal alan yani. Tabii yani mesela şu bak burada ne kadar büyük bir Pasifik Okyanusu. Peki hayatım o zaman haritayı ona göre denizden yapacağız karaları görmeyeceğiz. Uzak burayı değil. Sıfır kabul edeceksin. He. Buradan işte sağını solunu batı doğu. En tarafın falan. Deniz. Yani öyle bir şey daha adil olabilir yani ortak dil mesela falan gibi. Ki yok. Onu da konuştuk yani. Ama çünkü şöyle bir şey o zaman Yahudilere göre bilmem ne, Fenerlere göre bilmem ne, Galatasaraylılara göre herkesin merkezi değişik. Kendi merkez kaymış hacı baba. Aynen. Kendin baktığın yerdir merkez. Kendi durduğun yerdir merkez. Herkes kendi merkezidir. Herkes kendi ortasından bakar etrafa. Ben denizci olarak denizleri orta kabul ediyorum. Bundan sonra benim ortam bakayım şu kaç meri bu şurası. Senin merkezin Pasifik orası. Merkezim orası. O zaman, Midway Islands'ı ben orta kabul ediyorum. Peki o zaman sonra. Biz nerede oluyoruz? Peki bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki karadasın. İki ayağını bastın yere belli bir yöne bakıyorsun. Evet. Güneş doğuyor, batıyor bilmem ne. Peki denizlerde nasıl yön bulunuyor? Denizlerde. Bunun muhtelif yönleri var, işleri var tabii. Bir kere havanın kararmasını beklediğinde semadaki, semavattaki yıldızlar dünyada en güvenilir haritadır yani. Ya onu çok merak ediyorum ben ya. Kuzey yıldızını gördüğün anda sen yönünü tayin edersin. Kuzeyi bildiğin anda diğer yönler aşikar zaten. Pusula neyi gösteriyor? Kuzeyi. Kuzeyi gösteriyor. Kuzeyde gördün onu. Demek ki orası arkam kuzey. Diyorsun güney. Arkam güney. Sağ tarafım diyorsun doğu. Evet. Tabi sağ taraf doğu, sol taraf batı. Öyle diyorsun. Allah Allah. O zaman yerini bulabiliyorsun ama yıldızları da bile bilmek lazım tabi. Yıldızların. Bak bir insan eğer gök haritasını bilirse
Buna bugün astronomi diyorlar. Gök haritası. Gök haritası. Gök, öyle demek doğru değil mi sence? Evet, çok muhteşem. Astronomi, gök haritası. Orada da yıldızlar belli şekillerde duruyorlar. Onlar da hareket ediyorlar. Hiçbir şey sabit değil. Her şey hareket ediyor. Ama onların hareketlerini de biliyorsun. Mevsimlere göre yer değiştiriyorlar. Ay nasıl yer değiştiriyor? Hepsi bir yer değiştiriyor. Ama biliyorsun dediğim mesela ben aldım gemiyi, çıktım okyanusun ortasına. Hiçbir şey yapamazsın. Yani bilmem hayatım hangi mevsimde olduğunu bilmiyor musun okyanusa çıktığın zaman? E tabi biliyorum. Biliyorsun o mevsime göre kafanı kaldırdığın zaman bakıyorsun. Gök haritasını bilen yıldız, az buçuk bilen, astronom olması gerekmez, gök bilimci olması gerekmez. Az buçuk gök haritasını bilen, şuraya baktığı zaman semaya dünyanın neresinde olduğunu çok rahat bilebilir. Gözü kapalı götür bir yere bırak, aç gözünü, ben aşağı yukarı şuradayım diye tespit edebilir. Çok rahat görebilir. Çok onu. İlginç ama. Yani ama hacı babam şimdi ben şu Piri Reis diyorsun. Şimdi o kadar ilginç ki. Şimdi yukarıdan baktığında tamam görüyorsun kıyıları mıyıları falan. Ama aşağıdan dolaşırken orayı en az 7-8 kere bir tur etmen lazım ki. Yani doğru çizdiğini anlayabilesin yani. Tabii. Ya korkunç bir şey yani. Burada çok böyle birebir fotoğrafik doğruluktan ziyade benim görüşüm bu tabii. Eksik ve yanlıştır mutlaka. Ama fotoğrafik doğruluktan ziyade diyelim ki mercan kayalıkları nerede var? Onların aşağı yukarı yerini bilmek daha önemli. Çünkü gemiler... tam böyle milimetrik yerine oturmuş bir harita yapacağım diye ben o mercan kayalıklarının yerini bilmezsem gemiyi bindiririm ya. Oraya. Onları bilmek daha önemli. Senin için esas müthiş olanı bilmek önemli. Ayrıntı daha sonra gelir. Bugün artık ayrıntılar açısından hiçbir problemimiz yok. Uzaydan çekilen fotoğraflarla muazzam haritalar yapılıyor. Muazzam haritalar yapılıyor. Ya şimdi geçen uzaydan dedin de bir tane artık her şeyi yani bu uzaydan haritalar şunlar bunlar işte dünya yuvarlak mıdır? Geçen bir yerde okuyorum, dinliyorum. Hoca diyor ki eğitim sistemiyle alakalı. Coğrafya hocası. Şimdi diyor ki dedim ki çocuğa bu akşam dedim. Tabi bizim okullarımızda öyle bir şey yok. Bizim okullarımızda gerçi ezbere yönelik. Biliyor musun ki Finlandiya'da dersleri kaldırmışlar belli bir yaşa kadar. Ders yok artık. Zaten 3-4 saatti. Şimdi tamamen hiç sıfırlatmışlar. Sadece oyun. Oyun arasında öğretebildiklerini öğretiyorlar. Oyun bir öğrenme metodu zaten. Yani coğrafya hocası demiş ki bu gece demiş eve gidiyorsunuz ve bana dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayın. Şimdi diyor ki biz diyor hani ne düşünürüz normalde? İşte hani dünyanın yuvarlak çünkü anla. İşte bakarsın sahilden denize. Şu fincanın üstüne koysan onu. İleriden bir gemi gelir. Önce geminin önce dumanını görürsün. Aynen sonra öyle. Bacasını görürsün. Sonra kendisini görürsün falan. Budur değil mi dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtı? Mesela biri. Ben de hani böyle şeyler bekliyorum yani. Daha ertesi gün geldiler. İlk öğrenciyi kaldırdım. Bir tane A4 kaldı. Buyurun hocam demiş. Kanıtladım. Bir baktım diyor. NASA'nın uydudan dünyanın fotoğrafını çekmişler. Yüz yuvarlak. Aha buyurun diyor hocam işte bitti. Ödev de bitti. Sınav. Şimdi hoca diyor ki şaşırdım yani haklı. Ne diyeceğim bu çocuğa? Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtı al işte. Uzaydan çekilmiş fotoğraf yuvarlak. Yani o kadar ilginç ki. İlginç gelmedi mi bu sana yani? Nasıl değiştiriyor şeyleri iki, yani? İki yönü var bunun. Birincisi gene kolaylık yönü. Bu kolaylık iyi bir şey ama tehlikeleri bu, de var. Tehlikesinden değil de bu insanda bir bilgi edinebilmek için gereken emeği sarf etmek, bunun için gayret sarf etmek olayını ortadan kaldırıyor. Tabii. Yani basıyor alete, karşısında bilgi. Fotoğrafı görüyor, onu çıktısını alıyor. İşte sana bu. Halbuki oturup düşünmesi lazımdı. Ben bunu nasıl anlatırım? Nasıl yaparım? Ama belki de mesela bu düşünmemiz gereken konular artık çok daha farklı. Yani mesela şimdi artık bunlarla ya dünya yuvarlak mı? 50 bin tane deneyler mi artık? O zaman kusura bakma o zaman yani. Kabahat hoca da yani. İşte onu yani ama adapte olamıyorsun ki artık. Yani sen mesela yeniliğe, yeni şeylere nasıl adı yani çok zor biz mesela gençler. Yani gençler daha küçük işte 13-15 yaşında, 16 yaşındaki insanların dünya hayata bakışıyla bizimkiler o kadar farklı ki. Yani biz işte dediğin gibi yani emekle elde edeceğiz bilmem ne. Ya zaten edilmiş bilgi o işte elektriği bulmuş Edison. Sen şimdi tekrar ne uğraşıyorsun artık elektriği? Bulunmuş bu. Başka şeylere bakmamız lazım. Yani. Bir başkasının sana dayattığı bir şeyi olduğu gibi kabul etmek bence doğru bir şey değil. Tabii araştırmak lazım mutlaka.
Yani iyice bakış irdelemek açısı kazanmak, lazım. Bakış açısı kazanmak. Onun için ben bu haritanın üstünde bu kadar çok duruyorum. Sen coğrafyanı, haritanı ne kadar değiştirirsen değiştir. Senin zihni haritan, zihin haritası sendeki merkeze neyi alıyor ona bakacaksın. Çünkü zihinde de harita var. Zihin haritaları diye bir şey var. Nasıl yani zihin haritaları? Yani insanlar nasıl coğrafyayı şekillendiriyorsa kağıt üzerinde, hayatı da kafasında bir harita gibi şekillendiriyor. Onu da merkeze yerleştiriyor, ortaya yerleştiriyor, doğuya yerleştiriyor, belli kuzeye, sınırları, batıya. Belli sınırları, belli ülkelerin, belli şeyleri. Zihin haritaları, algı haritaları bunlar da var. Bir takım kitaplarda bunlardan bahseder. Zihin haritalarından bahseder. Yani mesela benim zihnimin haritasını çıkartabilirler mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ay öyle değil canım. Allah Allah. Çıkarsınlar. Seni bağlayacaklar bir iskemleye. Kafana bir şeyler takacaklar, oradan bir harita zihin çıkacak. Nasıl olur? Bir insan? Sen bilirsin öyle. Zihin haritanı sen yapacaksın. Sen çizeceksin zihin haritanı. Merkezine neyi koyuyorsun zihninde? Dünyaya bakışında, varoluşunda, dünyada duruşunun merkezinde ne var? Oradan bakarak bir harita kuracaksın yani etrafına. Yani mesela Fenerbahçe mi var merkezinde? Mesela senin merkezinde. Hanımın mı var? Evet. İşin mi var? Para mı var? Evet. Ne var merkezde? Evet. Nefsin mi var? Ya. Çok önemli. O bir sabitedir. Tıpkı kuzey yıldızı gibi. Bu sözünü keseceğim. Şimdi şey buyurun. Dedin de aklıma bu kimdi o? Hani seyyahımız var ya meşhur ya. Evliya Çelebi. Evliya gibi. Çelebi. Ha, Evliya Çelebi. Evet. Evliya Çelebi de bir aslında o da bir haritacı öyle değil mi yani? Baktığında. Yani, sosyal haritacı denebilir. Sosyal haritacı yani. Doğru tabii. Doğru. Çünkü mesela onun yine siz söylemiştiniz galiba. Onun yaşadığı dönemi tam o dönemi bilmiyorum ama hani demişti ya işte Van'dan atıyorum Van'dan veya Hakkari'den bir sincap bıraksanız İstanbul'a kadar yere değmeden gelir öyle yeşillikmiş falan gibi böyle şeyleri varmış. Onu Urfa ile ilgili söyler yani yanlış hatırlamıyorsam Urfa'dan Halep'e kadar gitsen başına güneş değmez diye ne kadar ağaçlıklı ve verimli ve güzel topraklar olduğunu anlatmak. Bu da bir nevi bir harita sistemi aslında. Elbette yani. Elbette bir ekoloji haritası o da çok önemli. Ekoloji haritası. Yani içinde yaşadığın coğrafyanın sana hayat sağlayan imkanlarını belirten bir harita. O da çok önemli. İnsanlar oraya bakıyor. Dikkat ettiysen tabii, medeniyet merkezi... Nereye gideceksin? Kupkuru bir yer. Oraya gitmeyin. Suyun etrafına kuruluyor. Değil mi? Tabii. Ama genellikle de akarsuyun etrafına kuruluyor. Çünkü durgun sudan onun sınırları belli. Oradan ancak işte bir yere kadar gidebilirsin. Ama akarsu bir tür bugünkü büyük karayolları gibi düşün. Bir şey taşıyor yani. Bir yerden bir yere giden kocaman bir yol gibi düşün. Akıyor çünkü. Akan su daima temiz sudur. Duran su temiz su olmaz. Akan su daima temizdir. Temiz suyun olduğu yer o sudan çok bolca istifade edebilirsin. Her şekliyle istifade edebilirsin. Hareket halinde olduğu için enerji kaynağı olarak istifade edersin. Ticaret yapmak için rüzgar beklemek zorunda değilsin. Suyun akışı bile tekneyi götürür istediğin yere. Suyun akıyor çünkü. Bir başka şey daha var. Bir yerden bir yere geldiği zaman ve belli mevsimlerde belli yağışlardan dolayı veya yeryüzü hareketlerinden dolayı taştığı zaman gittiği uzak yerden getirdiği bir takım değerleri, materyaller, Allah yani Allah. Toprağın kıymetini arttıran madenler bilmem ne onları taşkınla bırakıyor. Onun için nehir kenarlarında daha iyi tarım yapılıyor. Ya Hacı babacığım benim en çok merak ettiğim şu Avustralya, yok Yeni Zelanda. Peki bir şey de bu... Eskisi nerede onun? Yani niye evet bu eskisi nerede bu yeni niye Yeni Zelanda bu? Niye bir Zelanda diye bir yerde var bu Yeni Zelanda mı? Bu yenisi bir de eskisi var onun. Nerede eskisi? Vallahi bilemedim yani. Niye onu acaba Yeni Zelanda demişler? Niye demişler? Bilmem ben sana soruyorum. Ama burada üstad sensin yani soruları ben koskoca burada o... soruları ben sorarım da. Üstad dedi mi? Fuat Sezgin Hoca gibi adamları anlamak ya, lazım oraya yani. Oraya gitmek istiyorum. Dur buna tekrar geleceğim. Şu merak ediyorum ama yani tam olarak Fuat Sezgin orada Gülhane Parkı'nın içinde. Fuat Sezgin Hoca çok önemli bir şey yaptı. Allah ondan gani razı olsun. Yaptığı şey o kadar muazzam bir şey ki bütün belgelerden, minyatürlerden, kitaplarda, yazılı metinlerden İslam medeniyetindeki bilim adamlarının geliştirdiği teknik cihazları hala o teknolojiyle iş yapan adamları tek tek bularak Kuzey Afrika'da, Malezya'da bilmem nerede bularak onlara birebir yaptırdı ve hepsi çalışıyor. Mutlaka. Gidiyor. Çocukları da al. Beraber gidin.
ilgilerini çeker. Çünkü çok ya küçük çocukların bile dikkatini çeker. Yani orada işte fil şeklinde saatler var, zamanı gösteren gök haritaları, bir muazzam şeyler var. Ve Fuat Hoca ısrarla haritalar üzerinde durmuştur. Ya. Yani haritacılığın çok önemli. İslam haritacılığının ne kadar önemli olduğunu ve haritacılığı aslında başlatan ve adını koyan ve en önemli, dünyada kullanılan en önemli haritaları Müslüman acaba adamdır. İlk haritayı kim yapmıştır acaba? Vallahi açıkçası bilmiyorum ama yani haritalar konusunda çok sayıda yazılmış kitap var. Büyük bir ihtimalle gene yanlış hatırlamıyorsam Çinlilere dayandırıyorlar ilk yapılan haritaları. Çin. Ama evet. Etiler'de var, Sümerler'de var harita, Fenikeliler'de var harita. Ama onlar daha çok böyle mekanik kroki gibi, kroki gibi düşüneceksin. Kaba haritalar. Ama ayrıntılı, ayrıntılara giren haritalar. Çünkü çok yazı var o haritaların üzerinde. Sana coğrafyayı, topografyayı göstermiyor da yazıyla çok anlatıyor. Ilginç. Peki bir gün böyle çok zengin olursak şey yapalım mı? Şöyle bir dünya, bunun tabii daha büyüğünü, bu ayaklıklar falan var, içinde ışık yanıyor. Hayalim ya. Öyle bir şey. Bana bir hediye alsan. Şöyle böyle çevirelim. Yani. Dünyayı çevirelim, çevirelim. Tak parmağımızı bir yere koyalım. Oraya gidelim. Niye? Ya bir değişiklik olsun ha, yani. Ha, değişiklik olsun diye. Ha, gidelim. Ne var yani bunda? Tek sebep bu yani. Evet işte yani. Belki kaderim tak. Bak ne, mesela bana. Ne dedi? Of, bana da öyle bir yer çıktı ki yani. Ne çıktı söyle bakayım. Abi St. Petersburg. St. Petersburg. Of. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bielinoç. Müthiş. Beyaz geceler. Beyaz geceler. Ne demek biliyor musun? Kutup dairesinin içinde olduğundan orada hani biz Türkçe'de öyle söylüyoruz ama nasıl algılanıyor bilmiyorum. 6 ay gece 6 ay gündüz, evet. Öyle bir şey yok tabii yani. Yani hava, elbette ki hava şartları değişiyor. Işık şartları değişiyor ama 6 ay boyunca zifiri karanlık gece diye bir şey yok yani o. Sadece ışık düşüyor. Yani Azalıyor. Öyle alacakaranlık olmuyor. Yani. Alacakaranlık gibi. Ya zifiri karanlık olmuyor. Alacakaranlık gibi oluyor. Bielinoç, beyaz geceler denir orada. Müthiş. St. Petersburg. Hemen oradan yukarı çıkıyoruz. Finlandiya'ya geçiyoruz. Evet. Ya geçelim oraya da. Sen geçelim. Git, ben gitmem. Oradan gemiyle İsveç, değil mi? Evet, Sweden. Evet. Oraya İsveç'e gitmişken de Norveç'e bir orada. Herhalde. O bölgeyi bir yapmak bir gitmişken lazım. De birazcık daha burnunu kaldır, çık yukarı. Çıktım. Çıktın, nereye geldin? Abi Greenland diye bir yere geldim. Grönland değil Grönland mi? Grönland. Greenland, Grönland. İkisi de yeşil demek. Oraya geldin, evet. Ya. Sonra biraz daha yukarı çık. Ya yukarısı zaten yüz yuvarlak şey. Ne? Yani işte burası. Ne? Kutup noktası. Ha, Kuzey Kutbu'na geldin. Kuzey Kutbu'na geldin. Kuzey Kutbu. Şimdi orası nasıl bir yer yani, orası ayakları yere basan bir kıta mı yani, böyle bir şey mi, yoksa suyun üstünde yüzen bir buz adası mı? Yüzüyorsa niye buralara gelmiyor? Demek ki yere basıyor. Basmıyor, hayır, altından geçtiler canım. Hadi be. Nautilus denizaltı. İnanmıyorum altı. Ya. Tabii geçtiler ya kutuptan. Ya oralar soğuktur, ben döndürüyorum. Ya geminin içi sıcak. Güney kutbuna gidiyorum arkadaş. Güney kutbu sıcak mı oluyor güneyde olduğu için? Tabii. Olur mu canım? Aa, Antarktika mesela, bak Güney Kutbu. Antarktika yani. Tabii. Soğuk değil mi orası? Orası da buz gibi. Güney deyince sıcak mı oluyor? Türkiye'nin güneyi sıcak. Ben o zaman Mekke'ye gidiyorum arkadaş. Bana müsaade et. Çok teşekkür ediyorum bugünkü verdiğin. Yani sıcak bir yer. Kemiklerimiz ısınsın. Fuat Hoca'nın müzesine git ve haritaları mutlaka bak. Mutlaka ve çocuklarla gidiyorum. Çocuklarla beraber. Bir emrin var mı? Estağfurullah. Seni seviyorum. Allah'a emanet. Kalemini unutma. O benim Ali'yim. Unutur muyum ya? Unutmazsın. Ama ne kadar seviyorlar beni, görüyorsun. Seni seviyorlar. Benim neyimi sevsinler. Olmaz böyle bir şey. Hadi görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. Zihin haritamızı bir gözden geçirsek iş bitecek de. Atlas'a bakmaktan kimse zihnine bakmıyor. Ya.